Selam YouTube, Nico Aslan kanalına hoş geldiniz. Yanımda arkadaşlarımla beraber Bilç'e gidiyoruz. Arkadaşlar Şizor'un kanalına hoş geldiniz. Tayland'ın inanılmaz beachlerine gidiyoruz şu an. Doğalarını göstereceğim size. Şimdi yolda görüşmek üzere, bay bay. Gideceğimiz yer hakkında açıklama. Bende yok. Can Bey. Nereye gidiyoruz? My Heart Plaza'ya gidiyoruz. My Heart Plaza'ya gidiyoruz. Hello! Şunlara yaklaşsana bir. Şeyler Tayland'lara. Hello! Say hi to my YouTube channel. Mero! Oğlum say hi. Say hi, Mero. Ananı çıkayım. Ekranına cevap var. Hello! Şu an Tayland Rawai Phuket ilçesinde, Tayland ülkesi. Phuket ilçesi. Rawai kasabası. Rawai kasabasının manyak manzarasını sizlere göstermek üzereyiz. Üzereyiz diye gösteriyoruz. Ve ölüm virajlarında tabii. Yatarak gitmeceler. Ve deniz fena dalgalı. Sörf tahtası mı kiralasam, ne yapsam be? Sen sörf yapar mısın? Efsane. Sörf de üzerime tanımam. Bir de ufak bir selfie mi? Solda gördüğünüz beach'e gidiyoruz. Harbi fena dalgalama. Ölüyorduk galiba. Beach'te herkes kendi kafasına göre takılıyor, böyle halk plajı gibi. Ama aşırı nezih. Böyle kalabalık değil, böyle full farklı tipler, dövüşçüler falan geliyor. Zaten buranın dövüşçüleri meşhur. Böyle Avrupalı dövüşçülerin hepsi burada koşu falan yapıyor. Yanımızda göl falan olacak birazdan. Oraları göstereceğim. Zaten bahsettiğim göl bu. Hemen 50 metre önünde de deniz var. O dövüşçülerin çoğu buralarda kalıyor. Ya aslında bize yakın burası zaten. Bize de 500 metre, 1 kilometre civarında bir yer. Bunların hepsi bu gölün etrafında koşu yapıp sabahları denize giriyorlar. Ama şimdi onların denizde hepsini ağzına sıçacağım. Şu an manyak rüzgar ve manyak dalgalar var. Ve bu havada ya, denize yok, gireceğiz. Oğlum o hava durumu ne zaman dalgalara bakın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dalga vursa var ya yok olursun. Bu dalgayı bir tek kim bile biliyor musun? Barbie bilir. Evet. Oo, yağmur da başladı. Çok iyi, çok iyi. Ege, böyle bir şey hayatta bir kere yaşayacağız, çok güzel. Bence girelim ya. Ben girmek istiyorum. Hadi girelim. Evet, bu havada şu an denize gidiyorum. Bizimkiler gitti, ben de yetişiyorum, hadi koşuyorum ben. Ay santo Dios mío, casi cale. En RD tanto mi... Que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando de... Evet, şimdi yasaklı yere girmişler. Dediler ki yasak olur götürür size. Şu karşıdan gireceksiniz gençler. Hayatımda ilk defa böyle bir şey. Yemin ediyorum okyanus olduğu için bir de dalga var, hiçbir şey göremiyorsun. Köpek balığı gelir diye o kadar korkuyorum ki. Çok yasakmış, alıp götürür diyorlar. O yüzden şu karşıdan. Oradan giriliyor evet. Köpek balığı geliyor. Evet, en zor şeymiş sörf yapmak. Hani yaparım diye düşünüyordum ve şu an dalgalar aşırı fazla. Normalden daha fazla. Hatta daha demin uyardılar, çıktık. Bir de 10 dakikada bir yağmur yağıyor. Ondan sonra hemen gidiyor. Daha demin gördüğünüz gibi yağmur yağıyordu. 10 dakika yağdı ve bitti. Belki bir 10 dakika sonra yine bir 10 dakika yağacak. Bitecek falan. Yani neyse onu boş verim. Sörf aşırı zor. Hani ben wakeboard yapıyorum, snowboard yapıyorum. Tabii şu an hiçbir teknik bilgi almadan denedim kendi kafama göre.
Ona rağmen azıcık böyle üzerinde yalandan gittin diyebiliriz. Bunun üzerine Hindistan suyu içiyor. Şimdilik buradan bu kadar. Devam gelecek. Şu an müzikten uzaklaşmaya çalışıyorum. Size geldiğimiz biçi böyle yalandan bir gösterdim. Ama sahil çok güzel. Sahilde müzik yok. Burada anlatabilirim bize biraz bir şeyler. Bence yine bu pahalı dediğim yerde Türkiye'ye göre ucuz. Hele Alaçatı'ya, Çeşme'ye göre aşırı ucuz. Toplam 4 kişiydik. Toplam harcama limiti 3000 baht koydular. Yani 2500 ile 2200 arasında bir para. 4 kişi için böyle lüks bir beach için bayağı uygun. Ama bundan daha pahalısını da bulduk. Büyük ihtimal cuma günü oraya gideceğiz. Pahalısını bulduk derken bir adada, Pipi galiba. Onu zaten giderken söylerim tekrar. Pipi adasında Ibiza Otel diye bir otel var. Orada büyük partiliyorlarmış. Ve orada partileyebilmen için oradaki villalardan bir tanesini gecelik tutman gerekiyormuş. Oraya gideceğiz. Burası orta seviye oldu büyük ihtimal. En pahalısını da orada göstereceğim. Oranın partilerine bayağı ediyorlar. Şimdi size böyle hafiften burası Bangla sokağının çaprazında Kudo Beach diye bir yer. Şimdi oranın şimdi sahilini gösteriyorum. Bu arada ilk biçim parasını hiç söylememiştim size. Orası direkt beleş yani. Ama buradan bence daha kaliteli. Şu an ucuz ortadan daha iyi. Buranın pek bir şeyi yok. Hatta bizim gittiğimiz Ravai'deki beach, hani bedava olan beach, buradan çok daha güzeldi. Ve daha kaliteli insan vardı bana göre. Burada çok... Ya bilmiyorum yani. Orası daha kaliteliydi bana göre. Şu an ucuz, ortadan daha iyi. Ama tahminimce pahalı olan Ibiza Otel'deki, adadaki parti, pool parti hepsinden daha iyi olacak gibi. Evet, bu kadar böyle bir bilgi vermek istedim. Görüşürüz. Bu sefer herkesi korkuttular. Sıkıntı yani, en büyüğü gelecek diyorlar. Düştüğümüzde tek en iyi yüzmeyi bilen benim ama hepsi gülüyor. Burada biz kurtulamayız tabii. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Boğulacaksın. Lan Sude şarkı söylüyor. Tayland Phuket Patong'da şarkı Türk bir insanın şarkıda söyletmeyi dedirtin. Neyiz lan? Bunun söylemesini istiyor. Bir tane daha söyleyecekmiş. Mekan bu kadar canlı değildi, mekanı uçurdu yani. Yenge bir yiyin artık ya. Çektim. Normalde çektim. Arkadaşlar normalde bir şey diyeyim, hiç böyle bir plan yoktu. Mekan da çıktı. İçtik ve... bayağı bir işte takıldık. Ulan sesim ter. Kötü, söylemeye başladım. Çok kötü söyledim aslında. Çatlaklar. Ama Tayland'da şarkı söylemedim. Evet. Bilemezsin yani. Evet. Çok iyi patlatmada görüşürüz.